Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik videolarımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden sayı basamaklarının devamı mı oluyor hocam? Evet, devamın ikinci kısmı ve bu sefer öğrencilerin zorlanacakları, ÖSYM'nin sorduğu zor soru tarzlarını göreceğiz. Evet, bir bilgisayar programına girilen kodlar alt alta gösterilen çarpımın yan yana yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. X, Y, 35 sayısıyla çarpılıyor. A, B, C. Ha, bu arada burada yer kalmadığı için yazmadık ama ÖSYM bu soruyu sorarsa nasıl soracak? X, Y, A, B, C, D, D, F. Bunların 2 ve 3'er basamaklı sayılar olduğunu söyleyecektir. Bu durumda bilgisayar X, Y çarpı 35 eşittir A, B, C artı D, F. O da eşittir 376 olacak şekilde bir hesap yapmıştır. Ancak kodlamasını yapan kişi sonuçların farklı olduğunu görüyor. Burada çıkan sonuçla bilgisayarın bulduğu sonuç farklı. Neden? Şuradaki sıkıntıdan bence. Evet, yani bunları... Direkt bu ikisini topluyor ama şunu atlıyor. İşte bizim esas olan mantık şu. Ah Bekir, ah. Esas olan mantık şu. Bizler ilkokuldan itibaren çarpma yaparken bunu çarptığınızda bir basamak sola kaydırın diyor öğretmenimiz. Neden? Sorduk mu öğretmenimize? Sormadık mı? Gelin söyleyelim. Nagihan, 5'in basamak değeri kaç? 1. 1'ler basamağında 5 kere x, y. 5 x, y'yi verecek o yüzden bana. Hı hı. Ama burada x, y'yi 3 ile çarparsam basamak olarak değerlendirirsem, özür diliyorum, sayı olarak değerlendirirsem 3 x, y. Fakat bir basamak sola kaydırıyorum. Bir basamak sola kaydırarak burada bir sıfırlık yer bırakıyorum. Bu sıfırlık yeri bırakmamın mantığı şudur. Ben bu sayıyı 3 ile değil 30 ile çarpmış oldum. Gayet mantıklı bir sebepmiş. Dolayısıyla burada 30 tane x, y oluyor ve topladığında 35 tane x, y. Evet. Ama burada basamak değeri göz ardı edilmiş. Burada 3 tane x, y var. Burada 5 tane x, y. Harika. Topluyorum. 8 x, y eşittir 376 mı? Böldüğü ne dedim ben anlamadım ama bölüyorum yani. Ne çıktı ağzımdan? 32, 56, 7 kere var. Demek ki bu sayı kaçmış? 47. Evet. Eğer bu sayı 47 ise bu işlemin sonucu kaçtır diyor. 47 ile 35'i çarpalım. 35, 3, 23, 21, 7, 9 mu? 12, 21, 4, 14. 14. Toplarsak 5, 4, 6, 1. 1645. Eğer yanlış yaptıysam Nagihan yüzünden. Hani bana suçu atıyor. Hocam benim dönüşlerim kötü. KL ve MN iki basamaklı sayı vardır. ÖSYM'nin sevdiği ve kullandığı soru tarzlarından bir tanesi. K ve M birer arttırır. Şimdi bunlar kaçlar basamağında? Onlar basamağı. Onlar basamağındaki bir sayıyı bir arttırırsan bu sayıyı kaç arttırmış olursun? 11. Onlar basamağını arttırıyor sadece. Ha, onlar basamağındaki sayıyı arttırıyorum. Bir arttırıyoruz. Kaç artar sayımız? 10 artar. Yine yani o değer çarpı. 10 artar. Evet. Yani 11 artmaz. Az önce 11 dedin de. Öyle mi dedin? Öyle evet. Dedin. Peki bu sayılar 10 artacak. Önemli değil. Önemli değil. Ama diğer yandan L ve N birer azaltılıyor. Basamak değerleri bir zaten. Bir azaltır da eksi bir, eksi bir. Dolayısıyla ben bu sayıları kaçar arttırmış dokuz oldum? 9 arttırmış oldum. 9 arttırdığımızda oluşan sayıların çarpımı KL artı 9, MN artı 9'u kastediyor. KL, MN çarpımından kaç fazlaymış? 639 fazla. 639. Sorun var mı? Oluşan sayıların çarpımı KL, MN çarpımından 639 fazla. Dağılma özelliği. KL, MN. 9 KL. 9 MN. 81. KL, MN. 639. Hoppacık hoppacık mı? 9 parantezinde KL artı MN. Kakava karşı tarafa 500. Yapamadım. 1, 8. 5. 8, 13, 5. 558 olacak. 9'a bölünme bilmem kuralından gittim. Ucuza karşım kusura bakmayın. 9'a bölünürsen. 558'i 9'a bölelim. Kaç olur? 5 sefer var. 6 sefer var. 54, 18, 2. Demek ki bu iki sayının toplamı kaçmış? 62. Güzel sorularla başladık. Video güzel oluyor. Birden 99'a kadar olan sayılar yan yana yazıldığında baştan 77. rakam kaç olur? Her rakam. ÖSYM bu soruyu sorduğunda gene benzer bir tarzda sordu. Ama birden 99'a kadar olan sayıları yan yana yazıp 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40 böyle gidecek yani kaça kadar? 99'a kadar.
Çocuk sayacak 77. rakam 77 diyorsun ama 77. rakamı soruyor, sayıyı değil. Yani öyle konuşuyorsun boş boş. İlk 9'u ayrı hesaplayıp sonrakileri gruplandırıyorsun. Şöyle, 1'den 9'a kadar birer tane rakam geliyor ama 10'dan itibaren ikişer ikişer gidiyor. O yüzden burada 9 tane rakam var. Evet. 10'dan 19'a kadar dikkat edin, 10 tane sayı vardır ama her birinde ikişer rakam var. 10 kere 2 20 tane rakam var burada. 20'den 29'a? 20. 30'dan 39'a? 20. Orada dur. Kadar, evet, ha. 77 diyordu. 69 tane oldu. Rakamı bulduk. Şimdi buradan sonrasını parmak hesabı sayacağım. Evet. 69 tane geldi. 40, 41, 42, 43, 44 diye gidecek mi? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 77, 3. Bitti. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Peki. Harika. Ha bu arada Nagihan, enteresan bir soru gelsin. Çok enteresan. 1'den 99'a kadar olan tek sayıları. Pardon. Ne biçim tek sayı bu? 5, 7, 9, 11, 13. Nokta nokta 99. Yan yana yazdık. Bir bilgisayar programı soldan itibaren 3 basamaklı sayıları yakalayıp okumaya başlıyor. 135. İlk, güzel. Sonraki? 791. Hayır, uydurmayalım. 357 var Nagihan. Aa. Hemen böyle atlıyorsunuz, olmaz Nagihan. 135, 357, 579 bilgisayar bunları birer yakalar. Birer gidiyorum, evet. Karşına çıkacak 3. 3 basamaklı çift sayı. 3. 3 basamaklı çift sayı. Hesap tek tek bakacağım. Bakmayacak mıyım? Bak. 1. Çift sayıyı soruyorum. Orada ama. Çift yok. 2 de yok. 3 de yok. 4 de yok. Hocam yok. Yok. Öğrenci de diyor ki burada çift sayı yok ama bir yerde geliyor. 17, 19 değil mi? 21, 23, 25, 27 gelmeye başladı. İlk çift sayı 192 olacak. İkiler. Ondan sonra 921 atladım. Olmaz. 212. 212 ikinci çift sayı mı olacak? 232, 32. Üçüncü çift sayı mı olacak? Wow. Böyle enteresan sorular da sorabilir. Yani soru sizi bir yerlere çekiyor. Ama burada dikkatinizi full vermeniz gerekir. Okur musun? Ahmet bilgisayarına girdiği şifresini kardeşine şöyle açıklıyor. Şifre 2 veya 3 basamaklıdır. 4 farklı çift rakamdan ikişer basamaklı 2 sayı yazarak toplarsan şifreyi bulabilirsin. Bu 4 rakamdan hiçbiri 0 değil. 4 farklı çift rakam. Hiçbiri 0 değil. O zaman bu rakamlar belli zaten. 2, 4, 6, 8. Ahmet demiş ki kardeşine. Şimdi bunlardan 2 tane 2 basamaklı sayı yaz. Sonra bu ikisini topla. Mesela 24 ile 68. Değil mi? Hı-hı. Topla kaç? 92. Şifre bunlardan biri diyor. 92 var mı? Yok. Biz bütün permütasyonları deneyebiliriz burada. Fakat bizi birazcık yorar. Şuradan yola çıkalım. ÖSYM buna benzer bir soru sormuştu. Yola çıkış mantığını doğru belirlerseniz kısa sürede sonuca ulaşacaksınız. Mesela böyle tüm permütasyonları denerseniz gider de gider. 3 basamaklı da olabilir. Mantık ne? Son rakamı kaç? 4. Bunlardan hangi ikisi toplandığında son rakamı 4 olur? 8 ile 6. 6, 8, 14 evet. 8, 6. O zaman 2 ile 4 buraya kalıyor. Hangisinin nereye kaldığının önemi yok. Topla gel. 4, 7, 74. Elendi. Son rakamı kaç? 8. 6, 2, 4, 8, 128. 8, olmadı. Elendi. 102, son rakamı kaç? 2. 4, 8 mi? Hı hı. 2, 6, 92 zaten az önce bulmuştuk. Elendi. 110. 110, son rakamı 0, 8, 2 6, olabilir. 4, 110. Tak. 6, anlaştık 4, mı? 4 ile 6'yı son atsan da aynı, evet, sayıyı veriyor. Evet. Problem yok. Yine toplamı 110, 110 çıkıyor. Oldu. Tamam mı? Şıklardan 126. 2 ile 4 6, sona gelir. Hani onu da 6, 8 kaldı. 8, 6, 146 olmaz. Peki. Çok güzel bir soru daha. 2 basamaklı bir sayının karesiymiş x. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yine 2 basamaklı bir sayının karesi olamaz? İlk etapta soruya baktığımızda inanın kafada canlandırmak zor. Biraz mantığımızı kullanacağız. Hazır mıyız? Evet. X 2 basamaklı bir sayının karesi. Mesela 100 olabilir. 121, 144, bir sürü ihtimal var. Ama ben şuna odaklanıyorum. Acaba x'e 60 eklersem yine bir kare oluyor mu? Mesela x'e a kare diyelim. A kareye 60 ekledim. Acaba yine bir kare oluyor mu? O zaman b kare gibi bir şey olması lazım. Hı hı. Bitti. Tanıdık bir şey gelecek. İki kare farkı.
Nagihan, ne derler? Bulaşık başlayıncaya kadar zordur. Hep böyle derler. Matematikte de böyle. Benim ilkokulumda hiç aklıma bir şey gelmedi ama bu soruyla ilgili mesela. Yani bu soru, yani cümle hatası yok bir kere hayır, de. Hayır yani soruda. Şuraya gelmek aklıma geldi. Burada biraz tecrübe görmek gerekiyor evet, yalnız. Elbette ki. Bilmek, görmek. Sadece soru tipini değil. Yani bu tarz sorularda tamam belli yöntemler var ama işleme de başlamak gerekiyor. Mesela x bir sayının karesi mi diyor? A kare de. Ama hocam AB karesi onu da diyebilirsiniz. İki basamaklı sayı diyor diye. Fakat sonrasını düşünün. Bunu yazana kadar sonuç çıkmaz çünkü. 60 eşittir daha bu bitmedi Nagihan. AB artı A. Şimdi bunu nasıl bulacağız biz? Farkı toplamı çarpma 60. Nasıl bulacağız? Yani 1'e 60 desek olmaz. Neden olmaz? A artı, yani B artı A 60 ama B eksi A 1 topla 61 olur. 2 B 61. Yani biri çift biri tek olursa olmaz. Her ikisi de çift olsa 2'ye 30. 2 çarpı 30. Olur. Bak şimdi B artı A 30. B eksi A eşittir 2 dersen 2 B 32'den B 16 çıkar. A 14 çıkar. Yani A kare 14'ün karesi 196 oluyor x. Demek ki bu bir tam kare. Eğer x artı 60 tam kare ise x eksi 60 da tam karedir. Neden? A kare eksi 60 eşittir b kare diyeceğiz bu sefer. Bu sefer de a kare eksi b kare. Yine 2 kare farkı. 60 gelecek olacaktır. Yine aynı. Sağlayacak yani. 45'i deneyelim. A kare artı 45 eşittir b kare. 45 eşittir b kare eksi a kareden. B eksi a b artı a. Nagihan buna 1 deriz. Buna 45. 2b 46, B 23 çıkar. Evet. A 22 çıkar. A kare gene 2 basamaklı bir sayının karesi sağ var. İyi de hepsi sağlayacak bir şekilde gibi geliyor. Bakalım. A kare eksi 30 eşittir B kare. A kare eksi B kare eşittir 30 mu? Nagihan A eksi B, A artı B. Eşittir 30 mu? 1'e 30 olmaz. Neden olmuyordu? 1'i tek, 1'i çift olursa toplamları tek sayı oluyor. 2B çift sayı olmaz. Tek sayı olmaz. 2, 15. Çarpanlardan biri tek biri çift olmalıydı. Ancak 30'un içerisinde sadece bir tanecik 2 var. Dolayısıyla çift olursa diğeri tek olacak mecburen. Aynı anda ikisini birden çift yapamıyorum. Ve biri mutlaka çift olacak. O zaman ben bunu hiçbir şekilde çarpanlarla ayıramayacağım. Dolayısıyla x-30 sayısı kesinlikle bir olmaz. Tam kare olmayacak. Ama bu olur. 1'e 71 en basitinden. Bu da yine bak soruyu anlamak bir tecrübe istiyor ama sorunun çözümüne gitmek de ayrı bir tecrübe istiyor. Yani buradayken çözümü yakalayamazsın. Yani buraya gelip bırakabilirsin. Bırakabilirsin. Çünkü neden? Bunda da var, bunda da var, bunda da. Bunu tecrübe ettikten sonra artık böyle bir soruyla karşılaştığında şunu diyebilirsin. Çarpanlarından biri 2, diğeri 15. Başka çift sayı yok. Tak. Bu tarz sorularda mantık budur. Peki devam edelim. Geçtik. Cihan aklından 3 basamaklı bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayılar için şu ipuçları veriyor. Rakamları farklı, basamaklardan ikisinin çarpımı 3.'yü verecek. Hadi bakalım böyle bir sayı söyle bana. Rakamları farklı, 3 basamaklı. Ben şu an soruya odaklanamadım da bir. Basamakların ikisinin çarpımı 3.'yü veriyor. 236. Güzel. İlk akla gelen örnek 2-3-6. Yalnız 2-3-6'yı yer değiştirerek 6 farklı permütasyon yakalayabilirim ben. Yer değiştirdiğinizde göreceksiniz. Faktöriyelde de yapabilirsiniz. Peki başka? 2, 4, 8 de olur. Olur. Dikkat edin. Herhangi iki tanesinin çarpımı 3.'yü verecek. Ama şöyle de olabilir. 8, 2, 4 diye yazımı da kabul bunun. Bu ikisinin çarpımı bunu veriyor çünkü. 6 da buradan. Peki sen 2 ile başladın. 1 ile neden başlamadın? Başlayabilirim. 1. 2 mesela. 2. Bu da 2 İkisinin olur. İkisinin çarpımı 3. Evet, rakamları farklıydı olmadı. Rakamları farklı dediği için rakamlardan bir tanesini 1'i seçemiyorum. 1 olamaz. Çünkü evet. 1 ile diğerini kendisi çarpmak verecek. Diğerini. Çok güzel. Rakamları farklı dediği için 2 ile başladım. 2, 3, 2, 4 de oldu. 2, 5. 10 olduğu için olmuyor. Olmaz. O zaman 2'lerle bitti. 3'lerle başlayalım. 3'ün yanına 2 getirirsem buraya dönerim. 3'ün yanına 3 getirirsem rakamları aynı olur. 3'ün yanına 4 getirirsem çarpımları 12 olur. Evet. Bu da olmaz. Dolayısıyla 3 ile devam edemem. 4, 5 hepsi için aynı şey geçerli. Artık sayı büyüyecek. Çünkü 4, 5 bunların yanına 2 getirmek zorunda kalacağım. Ve ben o permütasyonları zaten üretmiştim daha önce. Cevap 12. Tamam bu sayıları herkes buluyor. Burada hatta genelde 236'yı düşünüyor öğrenciler. Ama sonrası nerede durmam gerekiyor? Devamı var mı? Bunları bilemiyoruz. Bunları da bu mantık varlığı açıklayacaksınız. Buyurun hocam.
Ve kitaptan bir soru. Evet, kitabımızdan bir soru. Ben yazdım hocam bu soruyu. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş hocam. Renkler falan süper. Çok güzel. Ben şekil 1'de yatay bir dikey olmak üzere soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru 32, 1, 50, 3, 15, 20 sayıları yazılabilir. Hı hı. Benzer şekilde şekil 2'deki kutulara 1'den 4'e kadar olan rakamlar yazılarak oluşturulacak 5 sayının toplamı en çok kaç olabilir? Güzel. 32, 1, 50, 315, 20. Tamam. Şimdi demek ki 2 ile 0 peş peşe olmasa bile aynı sırada geldiğinde iki basamaklı bir sayı olarak alınıyor. Evet. 1 sağdan baktığımızda bu istikamette başka sayı olmadığı için rakam olarak alınıyor. O zaman 4, 3, 2, 1'i buraya yerleştireceğim. Ve oluşacak 5 sayının toplamını maksimum almaya çalışıyorum. Bunların içerisinde iki basamaklı sayı var oluşacak. Tek rakam var da oluşacak. Sence sayıların toplamının büyük olması için iki basamaklı sayıları kaçla başlatsam daha uygun? En büyükle. Yani 4'le. 4. 1'den 4'e kadar 4. Buraya 4 gelmeli. Nedenini anladın mı? Bak 40. Hı hı. 40. Şimdi 3'ü yazacağım. Buraya mı yazayım, buraya mı? Buraya. Buraya yazarsam 3'ü 30'lu bir sayıyla karşılaşamayacağım. Hı. Buraya mecburen 2 yazacağım. 20'li bir sayıyla karşılaşacağım. Ama 3'ü buraya yazarsam 30'lu bir sayı elde etmiş olacağım. Tamam. Anladın mı? İki basamaktan dolayı. 2, 1. Şimdi oluşan sayı var. 42. 31, 43, 2, 1. Topla. 100. 4, 6, 9. Hapşıracağım, hapşıracağım. 11, 119. Bir deneyelim mi? Mesela 2, 3 buraya gelseydi çok fark edecek miydi? Bakalım. 43. 43, 21. 21. Şu anda 10 azaldı bile. Aha. 42. 42. 3, 1. 3 ve 1. 10 azaldı, 1 artı sanırım 110 çıkardı cevap. Tamam. Aynen. Var mı anlaşılmayan bir şeyin? Yok, yani? Güzelmiş ama. Peki sevgili arkadaşlar, videolarımız bitmedi. Yeni videolar geliyor. Bomba videolar geliyor. Bölme bölünebilme vardı sanırım sırada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Diğer dersleri de mutlaka takip edin. Görüşmek üzere.